Hazır dediğinize başlayalım arkadaşlar. Seste problem vardı geçen olması yine de. Evet. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda canlı yayında bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Önce şunu söylemeliyim. Allah dün akşam bizi korudu. Yani çok büyük bir badire atlattık. Meteorolojiden de verileri aldık. Özellikle Bolu'da bölgesine ve Abant bölgesine saniyede 100 litre yağış düşmüş. Yani DSİ müdürümüzün sabah valilikte yapılan toplantıda verdiği bilgiye göre Bolu'muza 10 saatte yağan yağmur bizim 1,5 yıllık su ihtiyacımızdan daha fazlası imiş. Yani 17 milyon metre küp su düşmüş Bolu'ya. Sadece bu 8-10 saatlik dilim içerisinde. Arkadaşlar tabii meteoroloji bizi bu konuda uyarmıştı. Biz de halkımıza da çağrıda bulunmuştuk. Kişisel tedbirlerinizi alın diye. Biz tabii tecrübeler arttıkça çalışmalar da kolaylaşıyor. Ekip olarak hazırdık. Dün akşam arkadaşlar 400'ün üzerinde belediye personeli sabaha kadar bu çalışmalarda görevliydi. Yani Bolu'yu sel basmasın diye. 400'ü aşkın belediye personelimiz fedakarca sabaha kadar mücadele etti. Yine 20 kadar iş makinesi ve 34 kamyonla bu çalışmalara katkı verdik. Hangi kurum bizden nasıl bir yardım isterse oraya cansiperane bir şekilde koşturmaya çalıştık. Aldığımız tedbirler neticesinde büyük suyun taşmasını engelledik. Çevresine malzeme yığmak suretiyle çünkü saat 3 itibariyle artık köprünün üstüne çıkmaya başlamıştı sular. Orada eğer büyük su taşmış olsaydı çok ciddi mal kayıplarından, belki üzülerek söylüyorum, can kayıplarından bahsediyor olacaktık. Belediye ekiplerimizin, belediye personelimizin yoğun uğraşları sonucunda sabah vatandaşımız kalktığında neredeyse yolların bile tamamının kuru olduğunu gördüler. Oysa bütün gece çok sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Peki şehir merkezinde ne oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz ilk göreve geldiğimizde 2019'da böyle bir yağmur felaketiyle karşılaşmıştık Mayıs ayında. Eski belediye başkanı da şunu söylüyordu. Bolu altyapı problemi olmayan bir şehir diyordu. 50 yıllık altyapı problemini çözdük diyordu. Öyle olmadı, o yağmurlarda görüldü. Tabii biz bu durumdan ders çıkarttık. O zamandan bu yana bu bilgileri sabah valilik kriz merkezinde de verdim. 103 kilometrelik yağmurlama hattı eklemişiz sisteme. Ve bunlar eskisi gibi küçük hatlar değil, büyük hatlar. 1200 metre çapında, 1500 metre çapında, 1000 metre çapında hatlar. Yine 121 kilometrelik kanalizasyon hattı eklemişiz şehrin mevcut hattına. Ve bunun sonucu olarak da bu kadar yağan yağmura rağmen toplam vidanjör talebi 45 olarak gerçekleşti. İki tane de meskeni su bastı. Diğer vidanjör talepleri bodrumlardan ve garajlarla ilgili. Bazı depolarla ilgili geldi. 2019'daki yağmurda bu sayılar en az 10 katıydı. Sadece 250'nin üzerindeki eve, eski kayıtlara da bakarsanız, evi su basmıştı. İş yeri, bodrum, garaj, bunları sayamıyorduk. Demek ki doğru yatırımlar yapınca Bolu'daki altyapı problemi de çözülebiliyormuş. Ben burada öncelikle vefakarca çalışan tüm belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve belediyemizin personeline şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten aldıkları maaşın hakkını fazlasıyla verdiler dün akşamki mücadeleyle. Bir sıkıntı oldu, en önemli sıkıntı. Biliyorsunuz 14 buradan orada, yani Kürkçüler Köyü'nden gelen ve D100'ün altından geçen bir gücük deresi dediğimiz, bazılarının kuru dere dediği bir dere var. Geçen sene de bu çevre yolu çalışmaları yüzünden 2 sene önce de müteahhidin hatası sonucunda Tepecik ve Sümer Mahallesi'ni su basmıştı menfez yanlış yere konulduğu için. Bu sefer de orada bir tıkanıklık oldu. Arkadaşlarımız gece birden
sabah 8'e kadar karayollarından müdahale için izin istediler. Çünkü menfez tıkanmıştı. D100'ü yarmamız gerekiyordu. Ancak 7 saatlik bu mücadeleye rağmen karayolları sabah 8'e kadar burayla ilgili bir müdahalede bulunmadı. O bölgede özellikle AVM'deki su taşkınının sebebi tamamen karayollarının kuru inadı. Başka hiçbir şey değil. Diğer kurumlarımızla gayet istişare içerisinde çalıştık. Ama karayollarıyla böyle bir şey yaşayamadık. Yapamadık. Sadece inat. Onun dışında arkadaşlarımız sahada dolup taşan logarlara anında müdahale etmek suretiyle neredeyse belediyenin altyapısından dışarıya bir damla suyun çıkmasına dahi izin vermediler. Bundan dolayı minnettarlarımı sunuyorum. Dediğim gibi az bir şey yaşamadık. 17 milyon metreküplük su 8-10 saat içerisinde geldi. Bu su anlamanız için söylüyorum. Gölköy'deki barajı 1,5 kez dolduracak miktarda bir sudan bahsediyorum. Ve özellikle de büyük sudaki taşkın tehlikesinin en önemli sebebi Abant bölgesine görülmemiş ölçüde yağan yağmur. Yani çok uzun yıllardır 1998'den bu yana o bölgeye öyle bir yağmur yağmamış. Ama o bölgede alınacak tedbirlerle ilgili de tekrar kurumlar arasında sabah bir görüşmemiz oldu Vali Bey'in başkanlığında. İnşallah ucuz atlattık diyebilirim. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bugün ve yarın da yağış devam edecek. Ancak dünkü gibi çok etkili olmasını beklemiyoruz. Yani derin bir nefes alalım, alabiliriz artık dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, tabii az önce de Mengen'den ve Gökçesu'dan geldim. Tabii oralar Bolu kadar şanslı değil. Özellikle Gökçesu ve Pazarköy mevkilerinde, Mengen'in iki tane beldesinde, ki biri mahalle oldu tabii, çok büyük sıkıntı var. Gökçesu ve Mengen'i birbirine bağlayan ana köprü çökmek üzere şu anda. Onun dışında çöken iki tane de köprü var. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de orman enval depolarının yanlış yerlerde olması. Daha çok dere kenarlarına konulmuş olması. Yani aşağı yukarı Gökçesu deposundaki envalin %15'i sel sularına karışıp gitti. Bu ne yapıyor tabii bu envaller? Kesilmiş büyük ağaçlar, kuturlu ağaçlar. Tıkanmalara sebep oluyor özellikle köprü altlarında. O da hem su baskınlarına yol açıyor hem de köprülerin yıkılmasına, can ve mal kaybı tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Yani şöyle söyleyeyim size Gökçesu'daki durumu özetlemek için. Arkadaşlar Gökçesu'nun hemen doğusundan geçen, Gökçesu'nun girişindeki derenin yatağı bir gecede tek bir taraftan 6 metre genişlemiş. 6 metre genişlemiş. Yani toprağı almış götürmüş dere. Ve halen de çok şiddetli olarak yağış devam ediyor. Biz elimizdeki imkanlarla tabii oralara da müdahale etmeye çalışacağız. Arkadaşlar bir de bir konu daha var. Aslında onu bugün gündeme getirmeyecektim ama biraz önce belediyemizden vatandaşlarımıza bir mesaj gitti. Görmüşsünüzdür. O mesajı biraz açmakta fayda var. O mesajı niye çekmek zorunda kaldık? Arkadaşlar biliyorsunuz valilikle hafta sonu bir problem yaşadık. Biz Bolu Belediyesi olarak 13 yıldır kurban bağışı topluyoruz. Bu bağışı nerede kullanıyoruz? Aşevinde kullanıyoruz. Bu bağış sayesinde biz bir kuruşluk belediye bütçesinden kırmızı et parası çıkmadan çalışmalarımızı yapıyoruz. Günde 2000 aileye sıcak yemek, 2000 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Yılda bu 1 milyon kişi demek Ramazan'daki iftarlarla birlikte. Şimdi Vali Bey anlamsız bir şekilde, o gün açıklamıştım, hukuksuz bir şekilde bağışla yardımı karıştırarak, biz yardım toplamıyoruz, biz bağış topluyoruz. İkisini karıştırarak bizimle ilgili şifahi bir karar verdi. Neyse biz arkadaşlarımızla istişare ettik bu durumu kamuoyuna anlattıktan sonra. Ya dedik ki her şeye rağmen iki devlet kurumu arasında sıkıntı olmasın. Valiye ben pazartesi günü bir yazı yazdım erken saatlerde. Dedim ki sayın valim biz size katılmıyoruz.
Biz yardım kampanyası düzenlemiyoruz. İkincisi biz dernek değiliz. Kamu kuruluşuyuz. Bağış almak da belediye kanununun emri. Yani bağış belediyenin gelirlerinden bir tanesi. Kanunumuzda var. Bunları anlattık. Ama her şeye rağmen iki kurum arasında sıkıntı yaşanmasın diye madem izin diyorsunuz sizden izin istiyoruz dedik. Dün bir müdürümüz valiye evrakları elden getirdi. Vali Bey önce belediye meclis kararları var mı? Belediye meclis kararı alsınlar öyle gelsinler demiş. Arkadaşlar zaten belediye meclis kararı 2013 yılında alınmış. Alınmış geçerli bir karar. Vali Bey önce demiş ki bu kararı yenilemeniz lazım. Niye? Çünkü bu karar 2013'te alınmış. Peki Vali Bey bize yasak koymaya gerekçe olarak gösterdiği yasa ne zaman çıkmış? 1984'te çıkmış. Ve 2013 yılındaki kararı keyfi olarak tekrar almamızı istedi. Hayır bunu kabul etmiyoruz dedik. Bizim zaten kararımız var. Bunun üzerine bu sefer de sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Sayın Valimiz dernekler müdürüne bir de Müftü Bey'e soralım demiş. Müftüye neyi soruyorlar? Aşevine kurban bağışı toplamak caiz mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Allah razı olsun müftümüzden. Müftümüz son derece caiz demiş. Evet ihtiyaç sahiplerine gidiyor. O yüzden oraya bağış toplamanın dinen herhangi bir yanlışı yok. Bunu söylemiş sayın müftümüz. Allah bin kere razı olsun. Ama ben bu konuda müftüye fikir soran valiye soruyorum. Ya sayın valim müftü hukukçu mu? Ulemaya mı soruyorsun? Müftüden de olumlu cevap geldiği halde gene bize olumlu bir yazı vermediler. Şimdi izinli veya izinsiz o kadar çok dernek, vakıf, cemaat yardım topluyor ki görüyorsunuz afişleri. Sosyal medya üzerindeki paylaşımları. Sen onları bir tarafa bırakmışsın. Bolu Belediyesi'nin bağış hesabını yayınlamasını yasaklamışsın. Defalarca anlattım. Gelin inceleyin bakalım bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız dedik. Ve bunun üzerine ayrıca Sayıştay tarafından da inceleniyoruz dedik. Ancak Sayın Vali bir de bankadaki bağış hesabımıza bloke koymuş. Bazı vatandaşlarımız beni arıyor. Ya ben belediyeye bağış yaptım diyor. Hesabıma geri gelmiş diyor bu para diyor. Niye geri gönderdiniz diyor. Biz göndermedik kardeşim dedim. Valilik bloke yazısı yazmış o ilgili bankalara. Onlar göndermiş. Biz de attığımız mesajda şunu söyledik. Bakın Türkiye'de o kadar çok cemaat, vakıf, tarikat var ki. Bunların içerisinde elbette iyi niyetle hizmet etmeye çalışanlar var. Bunu inkar etmiyorum. Ancak bir de bu topladıkları kurbanları ne şekilde değerlendirdiğini bilmediğimiz, devletin incelemediği, Ensar Vakfı gibi tırnak içinde çocuklarımıza yaptıkları kurslar aracılığıyla istismarda bulunan vakıflar da var. Ben de vatandaşımıza dedim ki bilmediğiniz vakıflara, derneklere, cemaatlere yapacağınıza kurban bağışını burada kamu kurumu olan, devlet olan Bolu Belediye Başkanlığı var. Hesapları sonuna kadar incelenen, kurbanları yoksullara yemek olarak evlerine götüren bir belediye varken tanımadığınız, bilmediğiniz, kaynaklarını nereye kullanacağını bilmediğimiz vakıflara, cemaatlere bağış yapmayın dedim. Gelin dedim şu numarayı arayın. Arkadaşlar size bağışın nasıl yapılacağını ifade etsinler, paylaşsınlar. Çünkü billboard'a çıktığımız zaman, bağış hesabını duyurduğumuz zaman, bağış şuraya yapabilirsiniz dediğimiz zaman valilik bunu bloke koyuyor. Şimdi ben tweetle bütün Türkiye'ye de sesleneceğim. Bolu valisinin bu haksız ve yanlış uygulamasına karşı tüm Türkiye'deki duyarlı vatandaşlarımızı Bolu Belediyesi'ne kurban bağışı yapmaya davet edeceğim. Ne kadar etkili olur bilmem. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar 2018 yılına kadar Bolu Belediyesi 2018'de 2 milyon liralık
kırmızı et almış. Biz 3 senedir almıyoruz çok şükür vatandaşlarımızın sayesinde. 2018'in 2 milyon demek, bugünkü parayla etteki artışla düşünürseniz en az 10 milyon demek. Ya böyle bir imkan varken belediye bütçesinden beni niye almaya zorluyorsunuz? Bu para bütün Bolu'nun parası. Vali Bey niye böyle işlerle uğraşır? Acaba Bolu Belediyesi olarak biz bu konuda kampanya başlatınca, tırnak içinde söylüyorum, bütün cemaatler için, tarikatlar için falan da, vakıflar için de söylemiyorum. Ama bazı vakıflar, cemaatler ve dernekler rahatsız oldu diye mi Sayın Vali bizi kampanya düzenlemekten men ediyor? Birileri mi arıyor acaba? Arkadaşlar bu uygulama da sadece Bolu'da yapılıyor. Onu da bilesiniz. Bütün belediyeler, ilçe belediyeleri dahil takır takır kurban bağışı topluyor ve bunun duyurularını yapıyor. Burada zulme uğrayan tek belediye de biziz. Ama dediğimiz gibi bir önceki toplantıda da söylediğimiz gibi. Alınmış meclis kararına rağmen meclis kararı alın yeniden diyorsa bir vali. O konudan bir şey tutturamayacağını anlayınca bir de müftiye soralım demek suretiyle. Sanki Türkiye'de bu tür konular ne zamandır müftiye sorulur onu da bilemedim. Müftiden de olumlu cevap gelmesine rağmen hala sen izin vermiyorsan biz bu bağışı toplamanın yolunu buluruz. Vali Bey'in bu yaptığı neye yaradı biliyor musunuz? Hani bize zulmetmeye çalıştı burada ama bize yapılan kurban bağışlarının artışına sebep oldu. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Şer bir düşünceyle başladı. Ama hayırlı bir sonuçla tamamlayacağız inşallah. Bu sene aşevi dışında bir de yoksul vatandaşlarımıza Allah nasip ederse elimizdeki fazla eti kıyma haline getirip tek tek dağıtacağız bu insanlara. Gelsin Sayıştay'ı incelesin, İçişleri Bakanlığı da incelesin. Bakalım o yardımlar kimlere gitmiş, tek tek görsünler. Allah'tan vali gelmeden önce biz bu elektrik ve doğalgaz yardımını hani 2500 aileye kadar demiştik ya. Şu ana kadar herhalde 1015 aileye doğalgaz, yaklaşık 1000 aileye de elektrik yardımı yapmaya başlamışız. O Vali Bey o zamana yetişmiş olsaydı herhalde bunu da engelleyecekti. Allah'tan Vali Bey gelmeden 1000 tane çocuğa bisiklet dağıtmışız. Yoksul çocuğa. Ama şunu da söyleyeyim. Önümüzde kurban Allah bana ömür verirse ben seçilmiş belediye başkanı olarak gene burada olacağım. Ama önümüzdeki kurban bayramına Sayın Vali, Bolu Valisi olarak devam eder mi, etmez mi? Onu ben bilemiyorum. Evet, soru var mı? Benim bir sorum olacak başkanım, konuyla ilgili. Mengel'deki yaşanan olaylarda odun depoları dediler. Abant'ta büyük bir yığın var. Evet. Ve orada daha önceki yıllarda bir şey oldu. O da Bolu'ya tehdit oluşturdu. Onunla ilgili çalışmamız olacak. Vallahi arkadaşlar aslında Bolu'da en fazla yeri olan kamu kurumu orman. Ormandan daha çok gayrimenkul olan bir kamu kurumu yok. Orman hiç yer bulamamış gibi. Mudurnu yolunda da öyle. Mudurnu yolunda da öyle. Hemen derenin kenarında büyük tomruk deposu var. Orman bölge müdür yardımcımız geldi sabahki toplantıya dedi ki yani birçok yeri dedi biz turizme dedi açabiliyoruz dedi. Birçok orman alanını farklı amaçlarla kullanabiliyoruz, kiralayabiliyoruz dedi. Ama genel müdürlük depo yapmak için bunlara yeni alan vermiyormuş. Böyle bir gerekçe olabilir mi? Hani terzinin kendi söküğünü dikememesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Orada istiflenen binlerce ton envale mi acıyacaksın? O enval yüzünden, o envalin dere tarafından götürülmesi yüzünden tıkanan, yıkılan köprülere mi acıyacaksın? Niye acıyacaksın? Neresinden bakarsan bak aynı. Ha devletin de maalesef bazı şeylerden ders almadığı ortada. Bak biz belediye olarak dersimizi 2019'da aldık dedik. Şu kadar altyapımızı iyileştirme yaptık dedik. Ama geçen sene yangınlar çıkmıştı. Sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sene daha ilk yangında
aynı sıkıntıların aynen devam ettiği görülüyor. Bugün de bu konuşmaları yapıyoruz biz kriz merkezinde ama hani aynı şeyleri konuşarak, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemiyorsunuz. 3 gün sonra unutulur. Haberim yok. Allah rahmet eylesin. Sıra beklerken ölmüş. Bu konudaki görüşlerinizi alacaktı. Bilgimiz yok. Bilgim yok. İkincisi Sayın Avukat Meslektaşınız Tuğba Torunan'ın Yüksek Disiplin Kurulu üyesi çok medyatik oldu. Temmuz'daki sizin görüşlerinizi almak konusunda Tuğba Torunu yanınızda bekliyordu. Arkadaşlar şimdi ilk soruya geleyim. Burada duydum. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek ölmüş dediniz. Allah rahmet eylesin dedim. Ama ben şunu söyleyecek kadar insafsız biri değilim. İşte Arzu Hanım bunu çok bekletmiş de ondan kalp krizi geçirmiş veya bir şeye sinirlenmiş diyecek durumda değilim. Böyle bir bilgim yok. Kimsenin de günahını alamam. Sadece hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın takdir ettiği ömür o kadarmış. Ama bilmediğim bir konuyla ilgili kimseyi suçlamam da böyle bir imada da bulunmam. İkinci konuya ilişkin hiç yorum yapmak istemiyorum. Onu yorumlayacak olan ben değilim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.